Daha takip her yerde ve stokçuluk maalesef. Her yerde bulgur fiyatı arttı. Hatta kara borsaya düştü bulgur. Çiğ köfte üreticileri bulgur, yağ gibi fiyatı hızla artan ürünleri bulamamaktan şikayet. Çerez gibi yani, herkesin sevdiği bir şey. Yani haftada 2-3 kere yiyorum. Garanti. Seviyoruz. Vazgeçemediğimiz lezzet çiğ köfte artık lüks olmaya koşuyor. Çünkü çiğ köfteciler ham maddeye ulaşmakta zorluk çekiyor. Açıklama Çiğ Köfte Üreticileri Derneği'nden geldi. İnsanlarımız artık çiğ köfte bile yemez hale gelecek. Hem tadıyla hem de ekonomik olmasıyla çiğ köfte vazgeçilmez bir lezzet, ancak lüks olma yolunda artık ilerliyor. Çünkü içerisine giren malzemeler fahiş fiyatlar nedeniyle artış gösterdi. Bulgurdan sıvı yağa, salçaya kadar her birinin maliyeti arttı. 2 ay önce bulgurun çuvalını 25 kilogramlık 100 liraya alırken şu anki güncel fiyatı 260 lira ve ona rağmen bulamıyoruz. Maliyetler artınca üreticiler ham madde bulmakta güçlük çekmeye başladı. Bulguru bile şu an bulamıyoruz. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Özellikle en çok sıkıntı yaşadığımız ürünler mısır özü yağı ve bulgur. Elimizde yok diyor, yetiştiremiyoruz diyorlar. Sektör temsilcileri stokçuluk varsa önlem alınmalı diyor. Paramız olduğu halde ürün alamadığımız oluyor. Şu anda günlük üretimi zor kurtarıyoruz. Yani eğer stok yapılıyorsa stokçuların üstüne gidip bu olayı çözmeleri gerekiyor. Bu durum fiyatları da etkiledi. 1 kilogram çiğ köftenin fiyatı 70 liraya kadar çıkıyor. 1 kilogram çiğ köftenin fiyatı ne kadar sizde? Şu andaki fiyatı 65. Bir ay önce fiyatlarımız 35 lira, 40 lirayken şu an 60-65 lira, 70 liraya kadar çıkmaya başladı. Hasat mevsiminde 2 lira, 2,5 liraya alınan buğdayın kilosu silolarda nasıl 10 liraya çıktı? İşte yağ ne oldu da %200, %300 zam yedi? Bugün baktığımız zaman dolar %30 zam yedi ama ürünlere ne oldu da %50, %200 bandında bir zam geldi? Hani hasat mevsiminde alınan ürün neden hasat sonuna kadar aynı fiyata verilmedi? Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, yani stokçuluğun üstüne gerçekten çok ciddi gidilmesi lazım.